Birçoğumuz hala neden Birinci Dünya Savaşı'nın Birinci Avrupa Savaşı değil de Birinci Dünya Savaşı olarak adlandırıldığını düşünüyor olabiliriz. Ama her ne kadar Avrupa'nın büyük ülkelerinin başrolleri paylaştığı bir savaş olsa da Birinci Dünya Savaşı gerçekten de bir dünya savaşıydı. Bu savaşın en önemli cepheleri Doğu ve Batı cepheleriydi tamam ama bunların yanı sıra bir sürü cephe vardı ve bir sürü sefer vardı. Ve bu cephe ve seferlerin birçoğu 20. yüzyıl dünyasının şekillenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Birçok ülkenin kolonisinin yer aldığı Afrika'da çok sayıda cephe ve sefer vardı örneğin. Ayrıca Kafkaslar'da Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında bir cephe açılmıştı. Japonya da bu savaşın içindeydi ve itilaf devletlerinin yanında yer alıyordu. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'nda önemli bir role sahipti. Japonya'da Onlara yani İtilaf Devletleri'ni deniz kuvvetleriyle ile Pasifik'teki Almanları durdurmak yoluyla yardım etti. Benim bu derste üzerinde durmak istediğim konu, Birinci Dünya Savaşı'nda modern Orta Doğu'nun şekillenmesinde oldukça etkili olan ve benim de aslında çok ilginç bulduğum bazı seferler olacak. Gerçekten de bu seferler modern Orta Doğu'yu anlamak için oldukça önemlidir. Şimdi, Haritada şuradaki bölgeye bir bakalım. Orta Doğu'ya. Özellikle de Arabistan'a. Arap Yarımadası'na. Bu bölgeler o zamanlar Osmanlı hakimiyeti altındaydı ve Osmanlı güç kaybetmeye başlamıştı. Özellikle de Arap Yarımadası'nda güç kaybediyordu çünkü burası birçok kavimi bünyesinde bulunduran oldukça büyük bir topraktı ve kontrol altında tutması da zordu. Mısır ise 18. yüzyılda İngiltere tarafından işgal edilmişti ve 1. Dünya Savaşı'nda Mısır tamamen İngiltere'nin himayesi altına girmişti. Mısır, Süveyş kanalına sahip olduğu için stratejik bir öneme de sahiptir. Kanalı burada harita üzerinde görebilirsiniz. Süveyş kanalı 1869'da Fransızlar tarafından yapılmıştır ve Akdeniz ile Kızıl Denizi birbirine bağlar. Daha geniş bir açıyla buradan da görebilirsiniz. Süveyş kanalı Avrupa'dan gemiyle Kızıldeniz'e, ardından Arap Denizi'ne ve oradan da İngiliz kolonisi olan Hindistan'a ve hatta daha da ilerilere gitmesini kolaylaştırıyordu. Ve bu açıdan da bakarsanız Mısır'ın gerçekten de önemli bir yer olduğunu görebilirsiniz. Mısır'ın bu konumu Orta Doğu'daki çeşitli seferlerin Sina, Filistin ve Mezopotamya seferlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Mezopotamya, Modern dünyada Irak'ın bulunduğu yer Sina günümüzde Mısır'ın bir parçası, Filistin ise 1914'te şimdi İsrail olan toprakların bulunduğu yerdeydi ve Lübnan, Beyrut, Gazze ve İsrail'i içinde barındırıyordu. Fakat şimdi saydığım bu isimleri, bu ülkeleri farklı şekilde tanıyoruz. Yani bu ülkelerin şimdiki haritadaki yerleri o günkünden oldukça farklı durumda. İşte bu ülkelerin günümüzdeki bu konumlarında Birinci Dünya Savaşı çok önemli rol oynamıştır ve bugünkü sınırların belirlenmesinde Birinci Dünya Savaşı çok 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 önemli bir role sahiptir. 1914'te İngilizler buradan Dicle Nehri boyunca kuzeye doğru ilerlediler. Dicle Nehri boyunca kuzeye doğru ilerlediler ve savaş bitene kadar da günümüz Irak'ına sahip oldular. Her ne kadar aksilikler yaşanmış olsa da İngilizler açısından oldukça başarılı bir seferdi bu. 1915 sonunda İngilizler Kut'a geldiler. Kut diye bilinen bölgeye ve burada Osmanlı ordusunca tam 147 gün boyunca kuşatma altında tutuldular. 147 gün sonunda İngilizler pes etti. Çünkü erzak temin edemedikleri için aç kalmışlar, hastalanmışlar ve ölmeye başlamışlardı. Burada gördüğünüz fotoğraf İngiliz ordusuna mensup bir Hintli askere ait. Mezopotamya seferi İngilizler açısından başarılı olsa da kut kuşatması İngiliz askeri tarihinin en ezici ve utanç verici hezimeti olarak anılmaktadır. İtilaf devletlerinden, İngiliz birliklerinden bahsetmek istiyorum ama özellikle Orta Doğu'daki, Filistin'deki, Mezopotamya'daki seferlerden bahsetmek istiyorum. Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olan Hint birlikleri özellikle Mezopotamya seferinde önemli bir role sahiptir. Yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri de Birinci Dünya Savaşı'nda oldukça önemli işler yapmışlardır. Fark ettiyseniz Britanya İmparatorluğu bünyesinde savaşan birçok ülke var. Neyse, 1918'de İngiliz birliklerinin bir kısmı günümüz Irak'ı yani Mezopotamya'da, bir kısmı Mısır tarafında mücadele ediyordu. Burada Osmanlıların birçok kez saldırısı oldu. Osmanlılar İngilizlerin hakimiyetindeki Süveyş Kanalı'nı geri alırsak onlara büyük bir darbe indirir ve sömürgelerine ulaşmalarını engelleriz diye düşündüler. 1915'te Süveyş'i geri almak için saldırıda bulundular fakat geri püskürtüldüler. 1916'da tekrar saldırdılar ve maalesef yine başarısız oldular maalesef diyorum. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bizim için önemli bir yere sahip hepinizin bildiği gibi. Ardından İngilizler saldırıya geçti. İngilizler derken Mısır, Arap, Avustralya, Hint birliklerinden bahsediyorum. Yani 1915 ve 1916'da Süveyş kanalını savunmada başarılı olan İngilizler 1917 yılında savunmadan saldırıya geçtiler. Birkaç denemeden sonra Gazze ve Kudüs'ü ele geçirdiler. Kudüs'ü almak onlar için prestij demekti. Sonra 1918'de Şam'ı aldılar ve Fırat boyunca kuzeye Halep'e kadar ilerlediler. Ve artık savaş sona ermişti. İttifak devletleri başarısız olmuştu. Burada oldukça ilginç şeyler var aslında ve ben bunları öğrenebilmek için oldukça büyük bir araştırma yaptım. Mesela birçoğunuzun ülkemizde Arabistanlı Lawrence olarak vizyona giren Lawrence of Arabia filmini duyduğunuzdan eminim. İşte buradaki fotoğrafta ona yani T.E. Lawrence'a ait. Lawrence, Araplara, Osmanlılara karşı özgürlüklerini kazanmaları için yardım etmiştir. Buna karşılık Araplar Osmanlılara karşı İngilizlerin yanında savaşmışlardır. Bunun sonucunda da İngilizler bu bölgelerde hakimiyet kurmuşlardır. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Bugünkü Orta Doğu'yu şekillendiren onlar olmuştur biraz da. Fransızlar günümüz Suriye ve Lübnan'ını, İngilizler de Filistin, Ürdün ve Irak'ı himayelerine almışlardır.